Hiç tahmin etmediğim insanlar cadı çıktı. Konya'da bir Halloween partisi düzenlemek gerekiyordu biliyor musun? Miyavlıyordum ben. Benim rolüm buydu. Miyavlayıp dolaşıp çıkıyordum ben. Benim çevremde o kadar çok cadı varmış ki seneye ben de cadı olabilirim herhalde. Ben niye ayı oluyorum? Bu kız niye kedi görünümle ayı oluyor ya? Merhaba canım. Öncelikle geçmiş Halloween bayramım kutlu olsun. Mübarek olsun senin de. Büyük bir bayram atlattık ve bu bayramda Kayserili bir arkadaşım bal kabağı kostümü giymişti. Bunları da gördük. Evet, bunları da gördük. Yani, sen de kutup ayısı olarak kutluyorsun galiba bu bölümü. Çok kırıcısın. Beyazları giymişsin. Evet, yani beyazları giyeyim dedim. Baktım böyle bir Halloween partisi. Halloween değil mi onun doğru söylenişi? Boş ver, sen nasıl istersen söyleyebilirsin. Ya bizim oralarda Kurban Bayramı var, Ramazan Bayramı var. Halloween diye bir bayram olmadığı için karıştırıyorum. Ben de bizim oralarda Halloween diyorlar diye söyleyeceksin sanıyorum. Yok, bizim korktum oralarda yani. Halloween'u halalara söylenirler. Halloween, hani ne yapan Halloween gibi. Ya neler gördük. Gerçekten yine bu sene yanılmadık. Cadılar bayramı ne ya? Harbiden yani cadıların neden bayramı var ya? Cadıya her gün bayram değil midir zaten? Deli değil mi o ya? Yok, cadı da olabilir. Her gün kötülük yaptığı için bayram değil midir her gün? Evet, doğru. Bir çılgınlık yapıp ben de bu cadılar bayramını kutlamak istedim. Ama memleketim buna müsaade etmedi. Yani ben hazırım ama memleketim hazır değil. Akrabalarım, eş dost hazır değil. O yüzden kutlamadım. Zombi kostümü giyen var ya. Hatta makyajını yapanlar var yani. Evet, bunun için hazırlık yapan çok insan var. Çıldırmışlar. Çocukların kutlamasına, kutlamak deniyor herhalde buna. Çocukların kutlamasına yani sıcak bakıyorum açıkçası. Çünkü çok eğlenceli görünüyorlar. Hani o kostümleri giyip okula gitmek onlara belli ki bir heyecan veriyor. Ve onları o şekilde görmek de komik. O yüzden çocuklar kutlasın da büyükler de yani ne bileyim. Ya. Benim 64 yaşında eski ev sahibim vardı. Hikayesini gördüm, o kutlamış Nesimeciğim. Halloween'ınız kutlu olsun diye. Böyle fotoğraf çekmiş. Ne kılığında? O normal zaten görünüşü cadı gibi. O son yaptığı zamdan sonra yani cadı o zammı yapmazdı. Emin ol. Konya'da bir Halloween partisi düzenlemek gerekiyordu biliyor musun? Konya'da da mükemmel olur ha. Çok kültür çatışmasının en yoğun olduğu. Müthiş olur. Etlek ve kostümü giymiş bir adam. Buradan yetkililere sesleniyorum. Konya'da bir Halloween partisi düzenleyin ve bütün Konyalılar bu davete icabet etsin. Ama Halloween partisine icabet etsin diyemezsin yani. Böyle bu kadar büyük bir çatışma olamaz. Bizim kültürümüze aykırı. Ama insanlar ne yapmak isterlerse yaparlar yani. Buradan şunu mu demek istiyoruz Nesimeciğim? Kim neyi kutlarsa kutlasın. Doğru. Ama aptalca görünüyor yani. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani şimdi durduk yere neden sallıyorsun insanlara? Ama aptalca görünüyor bence. Bu benim fikrim yani. Evet, ben de katılıyorum ama kaydı kestikten sonra katılıyorum. Şimdi linç yemeyelim. Kardeşim biz cadılar mı izliyorsun? Niye böyle şey yaptın? Gerildin yani. Benim çevremde o kadar çok cadı varmış ki ben bunu Halloween bayramında öğrendim yani. Hiç tahmin etmediğim insanlar cadı çıktı. Seneye ben de cadı olabilirim her an. Belli olmaz yani bu işler. Gerçekten bir kostüm seçmek zorunda kalsan ne seçersin? Cadı olarak mı? Halloween için. Yani bir kostüm seçmen lazım. Kostüm partisine. Daha doğrusu Halloween olarak düşünme. Bir kostüm partisine davetlisin. Ne olurdun? Sence ne olurdum? Yani bana ne yakışırdı? Sen böyle mehter kıyafeti giyip gidecekmişsin gibi bir havan var senin. Peki ben ne olurdum? Senden her şey olur. Gerçekten yani. Hayır, o kadar güzelsin ki hangi kostümü giysen taşırsın yani. Canım benim. Bir ağaç kostümü giy, onu bile taşırsın. Aferin, yani. Aferin, 5 yılın sonunda bunları öğrendiğin için seninle gurur duyuyorum. Şu silahı çekersen artık. Bizim ilkokulda bir kostüm partisi yapmışlardı. Beni bil bakalım ne yaptılar o kostüm partisinde? Ne yaptılar? Ayı. Yani partide değil de böyle tiyatro salonunda herkese bir kostüm verdiler. Öğretmen geldi, dedi ki ben o zamanlar kiloluyum. Yani şimdiki gibi fit değilim. Öğretmen geldi, herkese dağıttı işte sincap, tilki, işte kedi, köpek, herkese dağıttı. Tilki mi? İki tane kostüm kaldı. Gerçekten bütün hayvanlar alemi vardı yani. İki tane kostüm kaldı. Ayıyla diğeri neydi tam hatırlamıyorum ama böyle daha böyle naif güvercin gibi bir şeydi. Yani kuş türü gibi bir şeydi. Güvercin. Evet, iki tane kostüm kaldı. Ben de dedim ki güvercin olsun, hani rencide olmayayım çünkü akranlarım tarafından kilolusun diye hep böyle mobbing mi derler, ne derler ona? Evet, mobbing. Teşekkür ediyorum. Plaza hayatı. İşte ben içimden dua edip ulandım, kuş gelsin, kuş gelsin. Öğretmen geldi baktı şey dedi, buna ayı verin. Bu nasıl bir okul ya? Güvercin kostümü var mı ilk defa senden duyuyorum. Kanadı vardı böyle ama iyi ki güvercin olmamışım biliyor musun? Tombul bir güvercin olurdu. Aynen. O da itici dururdu yani. Hiç olmadı. Ayının doğasında var yani. Ayı iri yarı şişman bir hayvan yani. Güvercin olsaydı taklatamayan tombul güvercinle o
Çok kötü olurdu yani. Güvercin kostümü giysen zaten büyük bir ihtimalle tavuğa falan benzerdin sen. Gerçekten yani. Yani öğretmenimin orada bir bildiği varmış. Ben şu an anlıyorum. O zamandan bugüne çok kızıyordum. Neden ben güvercin olmadım diye. Şimdi anlıyorum ki iyi ki olmamışım. Şimdi rahatladın mı? Rahatlamadım. Mantıklı bir açıklaması var ama yani en azından. Mantıklı falan açıklama yok. Tamamen şişman diye bana ayı verdiler. Ama doğru bir kastik yani. Evet şişmansın ne? Ayı olursun yani. O güvercin olan arkadaşım böyle 25-26 kilo falandı. Sen gerçekten... 56 mıydın o zaman? 63. Ben ortalamanın çok üstünde bir çocuktum. Gerçekten doğanın bir kuralı var ya, işte ayı mesela güvercini yakalasa yer ya. Ben o oyunda, o tiyatro oyununda gerçekten o çocuğu yiyecek gibi duruyordum, biliyor musun? Yani çok doğru bir kas sistemi vardı. Mesela sincap vardı, 48 santim bir kızdı. Tabii. Herkese uyumlu dağıtmaya çalıştı. Çok uyumlu dağıttı ya öğretmen, herkese yani. Sana da ayı denk geldi. Evet, ayı denk geldi. Çok üzülmüşsündür sen orada. Yok, üzülmedim, güzeldi ya. Sen tabii hemen acını unutup partideki yiyecekleri mi yedin? Ben oradaki işte beni ayı kostümüyle gören anneler ellerinde böyle börekle çörekle geldiler, biliyor musun bana? Bir tanesi bal vermişti. Bak şu an konuştukça travmalarım canlanıyor benim. Senin var mı böyle travmaların ilkokuldan kalma? Var. Ben bir tiyatro gösterisi yapılmıştı. Herkesin işte bir rolü vardı. İşte prenses, prensesin annesi. Orada herkese bir rol veriliyordu. Hoca beni şey yapmıştı, kedi yapmıştı. İyi yine insaflı adammış yani. Hayır ama işin kötü tarafı ben de iri bir çocuktum. Boyum çok aşırı uzundu diğer çocuklara göre. Ve o kedi kostümüyle ben sahnede beni ayı zannettiler. Çünkü... Benimkinden daha dramatik. Daha kötü. Ne olabilir diyordum. Gerçekten bu çok daha kötü ya. Evet, sahnede şunu hatırlıyorum. Ben sahneye emekleyerek girdim. O kostümle. Kedi kostümü. Kuyruğum falan da uzun yani. Ayının öyle kuyruğu mu var ki? Hani beni şey zannediyorsun, ayı zannediyorsunuz. Ben böyle girdim böyle. Şu sesi hatırlıyorum. Aa, ayı. O çok kötüydü, onu hiç unutmayacağım ve miyavlıyordum ben. Benim rolüm buydu, miyavlayıp dolaşıp çıkıyordum ben. Ben ayı olduğumu biliyordum. Yani ben evet ayıyım diyordum ve seyirci de evet bu ayı diyordu. Sen kedi olduğunu zannediyorsun ama ayı çıkıyorsun. Çok kötü. Evet çok kötü çünkü kostümden de kaynaklıydı bence. Çok kalın bir kostümdü böyle. Ben de iri bir çocuk olunca, yani sizin öğretmen aslında adaletli bir seçim evet yaptırmış ama bizimki beni yaktı yani. Bildiğin beni yaktı. Sizinki bizim okulda olsaydı muhtemelen bana güvercin kostümünü verirdi. Yani benim gibi uzun bir çocuğu niye kedi yaptın? Keşke ağaç olsaydım ya. Ağaç falan da vardı çünkü yani. Ya kardeşim bize ilkokulda neler yapmışlar ya. Evet bunlar bende de travmalarım var. Ya bırakın bizi, ders çalışalım ya. Ders dinleyelim gidelim ya. Ben niye ayı oluyorum? Bu kız niye kedi görünümle ayı oluyor ya? Bütün dünyadan intikam alacağım. Neden? Çünkü beni ayı zannettiler. O kostümle giriyormuşum tekrar. Kediyim ben diye. Süper kahraman filmi. Kediyim emekleyerek geliyormuşsun ama. Sana bir isim de bulmak lazım bu karaktere. Ne olabilir acaba? Kedai. Nasıl? Kedai. Ana olarak kaldı. Benim için önemli olan o sahneye çıkmaktı. Benim için de önemli olan o sahneye çıkmamaktı. Ama çıktım. Başka bir çocuk olsa en iyi ihtimalle ağlayarak inerdi değil mi o sahneden tabii, tabii herhalde? Ben empati yapıyorum şu an. Kediyim ama ayı zannediyorlar. Bağırarak ben kediyim kedi derdim yani en iyi ihtimalle. Ben miyavlayıp gezdim işte. Yine üstüme düşeni yaptım her zamanki gibi. Her zamanki gibi rolümü tamamladım ve o sahneyi terk etmedim. Önemli olan orada savaşmaktı ve ben bunu yaptım. En iyi. En iyi ayı görünümlü kedi rolü senindir. Ama ben bir sonraki sene başrol oynadım tiyatro ekibinde. Neydin? Gerçekten ayı oldun. Hayır. Anne rolü bir başka bir oyundu. Orada da ayı zannettiler mi seni? Yok. Bence o özgüvenimden kaynaklı bir sonraki seneye hak kazandım gibi bir şey oldu. Ben bir sonraki sene oynayamadım. Çünkü bizim müdür biraz cimriydi. Kostümler yoktu. Ve ben de geliştiğim için ayı kostümüne giremedim, oynayamadım. Ben izledim böyle. O sincap olan kız yine sincaptı. 2 santim bile uzamış, o da paçalardan şeydi, görünüyordu ama olsun, sorun değil.
Değerli izleyicilerimiz, sizlere buradan söylemek istediğim şu ki çocuklara kedi kostümü giydirip ayı yakıştırması yapmayın. Benim gibi kilolu olan çocuklara da ayı kostümü giydirin. Bu çok doğru bir tercihtir. Giydirin. Bu çok doğru bir tercihtir. Evet değerli izleyicilerimiz, buraya kadar izlediğiniz için ben de böyle şey oldum. İboşov gibi oldum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Söylemek istediğim bir şey var mı? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. İlkokul öğretmenime mesaj atmaya gidiyorum. Görüşürüz.